Bir önceki bölümde Derin Devlet'in tarihine odaklandık ve Susurluk kazasının kilit ismi olan Abdullah Çatlı'nın 1970'lerdeki faaliyetlerini Gladio ve kontur gerilla bağlamında incelemeye çalıştık. Bu bölümde de yine Çatlı'nın perspektifinden 1980'lerdeki Derin Devlet operasyonlarına değinecek ve Susurluk kazasına giden yolun taşlarının aslında 1980'lerde döşenmeye başladığını göreceğiz. Susurluk belgeselimiz devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri devlet otoritesini tarafsız olarak yeniden tesis ve idame etmek gayesiyle devlet yönetimine el koymak zorunda kalmıştır. 12 Eylül sabahı 10-15 yıldır ülkeyi kan gölüne çeviren olaylar bıçak gibi kesilmişti. Olaylara karışanlar gözaltına alınıyor, yargılanıyordu. Birkaç yıl içinde idamlar da başlayacaktı. Ancak şurası kesindi ki Türkiye'de çok şey değişiyordu. Türkiye artık Batı ile entegre olmaya çalışan, komünizm tehlikesinden tamamen kurtulmuş bir ülke imajı çiziyordu. 60'lı yıllardan beri faaliyet gösteren Özel Harp Dairesi'nin akıbetini ise bilmiyoruz. Bir şeye mi dönüştürüldü yoksa tasfiye mi edildi, bu konuda bilgimiz yok. 1990 yılında Lüksemburg Başbakanı Jacques Santes, diğer NATO ülkelerindeki Gladio tipi örgütlenmeler dağıtıldı ama Türkiye'dekine dokunulmadı demekte. 12 Eylül'den sonra çoğu ülkücü ve solcu tutuklandı. Abdullah Çatlı Kasım ayına kadar ustalıkla saklanmayı başardı ve adının karıştığı eylemlerden aranıyordu. Kasım ayında ise Nevşehirli bir polis hemşerisi sayesinde elde ettiği sahte bir pasaportla beraberindekilerle birlikte yurt dışına kaçtı. Ondan kısa bir süre önce de bizzat evinde sakladığı ve ona özel bir yurt dışına kaçış planı yaptığı bir kişi vardı ki o kişiyi 2 sene sonra tüm dünya tanıyacaktı. Mehmet Ali Ağaca. Ağaca 1 Şubat 1979 tarihinde gazeteci Abdi İpekçi'yi öldürmüştü ve 25 Haziran 1979'da tutuklanıp Selimiye cezaevine konulmuştu. Sonra kendi isteğiyle Kartal Askeri cezaevine nakledildi. Ancak darbeden sonra Abdullah Çatlı'nın organize ettiği bir planla hapishaneden kaçırılmış, bir süre Çatlı'nın evinde kalmış ve sonra da Çatlı'nın hem pasaport yardımı hem de kaçış planı hazırlaması sayesinde 10 Temmuz 1980'de yurt dışına kaçmıştı. Darbeden sonra binlerce ülkücü hapisteyken Çatlı neden özellikle tüm Türkiye'nin tanıdığı Mehmet Ali Ağaca'yı özel bir planla hapisten kaçırmaya ve yurt dışına çıkarmaya çalışmıştı? Bu sorunun net cevabı yok. Ancak bazı acabalarımız var. Çatlı da 12 Eylül darbesinin akabinde 7 Kasım 1980 tarihinde yurt dışına kaçtı. Mehmet Ali Ağaca ile İsviçre'de 3 gün beraber kaldı, sonra Viyana'ya geçti. Ağaca ile bir daha 8 Nisan 1981'e kadar görüşmediği biliniyor. Ancak Ağaca 13 Mayıs 1981 Çarşamba günü San Pietro Meydanı'nda Papa'yı öldürmeye çalıştığında artık o çok hayal ettiği üne kavuşmuştu. Şimdi burada birkaç problem var. Ağaca İpekçi suikastinden sonra daha darbe olmamışken ve yurt dışına kaçmamışken Papa'yı vuracağını beyan eden mektuplar göndermeye başlamıştı gazetelere. O zaman Papa'yı vurdurtmak isteyenler tetikçisini çok önceden belirlemiş miydi? Onu bu gizli güçlere teslim etme işinde Abdullah Çatlı'ya mı vermişlerdi? Bunu yine bilmiyoruz. Gerçekten olduysa bile Çatlı Ağaca'yı yurt dışına çıkardıktan sonra kendi haline bırakmıştı ve Papa suikastine doğrudan bir müdahalesi yoktu. Nereden biliyoruz bunu? O meşhur mahkeme sahnesinden. San Pietro Meydanı'nda Ağaca ile birlikte ikinci bir tetikçi daha vardı. Ancak arkadan çekilmiş bir fotoğraftan başka elde bir kanıt yoktu. Ağaca da bunun Oral Çelik olduğunu söylemişti. Oral Çelik Çatlı'nın çok yakın bir adamıydı. 1985 yılında gerçekleşen duruşmaya o gün Fransa'da cezaevinde bulunan Çatlı tanık olarak çağrılmıştı. Meşhur görüntülerde o günden. O gün mahkemede bir tanık daha vardı. Yalçın Özbey. Bu kişi de yine bir ülkücü ve Abdi İpekçi suikastine adı karışmış bir isimdi. O da Papa suikastinin Bulgarlar tarafından planlandığına ve ikinci kişinin Oral Çelik olduğuna dair ifade verecekti. Ta ki Çatlı duruşma salonuna girene kadar. Çatlı salona girdiğinde Ağaca ve Özbey'in dili tutulmuştu. İkisi de şok içindeydi. Ne diyeceklerini bilemediler. Ağaca bir iki kere Çatlı'nın gelmesine gerek yoktu gibi bir şeyler zırvaladı ama koca mahkemenin önünde Çatlı'dan ayarı yiyince susmak zorunda kaldı. Senin gibi birkaç tanesinin yüzünden... Senin gibi birkaç tanesinin yüzünden...
Çatlı mahkemeyi resmen ikinci kişinin Oral Çelik olmadığına ve o gün Oral Çelik'in Viyana'da olduğuna dair ikna etmeyi başardı. Oral Çelik Ağca'yla beraber değildi. Ağca kesinlikle. Mahkeme Özbey'e dönüp, "Sen Ağca'nın bu suikasti Bulgarlarla işbirliği içinde gerçekleştirdiğini mi söylüyorsun?" diye sorduğunda Çatlı Özbey'e doğru dönerek, "Mahkemeyi yanlış yönlendirme." deyince Özbey korkusundan ifadesini reddetti ve susma hakkını kullandı. Ağzından çıkan son cümle şu oldu: "Korkuyorum." Çatlı rüzgar gibi esmişti ve bana kalırsa Çatlı'nın Avrupa'yı hoplattığı yer asıl burasıydı. Üstelik sadece 30 yaşındayken. Buradan Çatlı'nın Papa suikastine direkt müdahalesi olmadığını anlayabiliriz. Belki dolaylı olarak Ağca'yı yurt dışına çıkarmasıyla, Avrupa'da onu koruyup kollamasıyla bir miktar etkisi olmuştur. Ama mahkemede Ağca'yı yerin dibine sokması, ona çok kızgın olması ve onun yüzünden başının belaya girdiğini düşünmesi bize bu işe onay vermediği izlenimini veriyor. Araya girip şu bilgiyi de verelim. Eski Gladio şeflerinden Francesco Pazienza hem 80'li yıllarda hem de Çatlı'nın ölümünden hemen sonra, yani Aralık 1996'da Papa suikastinin örgütleyicisi Çatlı'dır diye açıklamalarda bulundu, ancak pek ciddiye alınmadı. Çünkü Çatlı'nın Amerika'da eğitim aldığı, konferanslara filan katıldığı gibi bazı zorlama iddialarda bulunması ona olan güveni sarsmıştı. Dönelim derin devlete. 1980'lerin başında devletin tepesine kabus gibi çökmüş bir Asala terörü vardı. Yurt dışında diplomatlarımızı şehit eden, yurt içinde havaalanında katliam yapan bu Ermeni terör örgütüyle bir türlü mücadele edilemiyordu. Hem yurt dışı kaynaklı olması hem de Avrupa devletleri tarafından korunup kollanması yüzünden devletin eli kolu bağlıydı. İşte devletin derin yüzünün tekrar ortaya çıkma vakti gelmişti. Asala onların taktiğiyle bitirilecekti. Öldürerek. Emrin bizzat dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından MİT'e verildiği iddia edilir. Bu kararın verilişinde ve harekete geçilmesinde o zamanlar MİT Kontrespiyonaj Daire Başkanı olan Hiram Abbas'ın MİT müsteşarına gönderdiği bir mektup etkili olmuştu. Mektupta şunları yazmıştı Hiram Abbas: "Ülkemizin yurt dışında bulunan görevlileri bir devamlılık içerisinde Ermeniler tarafından şehit edilmekte ve kanlarının yerde bırakılmayacağı beyanatları verildiği halde herhangi bir işleme tevessül edilmemektedir. Konuyla ilgili olarak MİT'in iç ve dışta elemanlanması, örgütlerin içine sızma çalışması yapmış olması gerekirken böyle bir faaliyet yürütülmemiştir. Diğer yönden temsilcilerimizin öldürülmelerinin 2-3 polisle koruma yaparak önlenemeyeceği ortadadır. Temsilcilerimizin öldürüldüğü ülkelerin güvenlik kuruluşları da muhtemelen siyasi nedenlerle gerekli şekilde eğilmemektedir. Yurt dışında görevli vatandaşlarımızın hayatlarını Ermeni eylemlerine karşı ve ülkemiz dışında mukabil eylemler düzenleyerek korumaları icap etmektedir. Bunun geçerli örnekleri Filistinlilere karşı İsrail tarafından verilmiştir. Görevinde sadece MİT müsteşarlığına düştüğü kanısı taşınmaktadır." Bu mektubun ardından Köşk, Hiram Abbas'ı çağırarak kan davası konusunda görevlendirdi. Fiilen Köşk kadrosunda gözükmesi mahzurlu olabilirdi ama ödemeler Köşk'ten yapılacaktı. Hiram Abbas kolları sıvadı. Hiram Abbas hem kendisi bizzat görev alacak hem de Avrupa'da kaçak olan bazı ülkücüleri kullanacaktı. Hiram Abbas Çatlı ile temas kurdu mu bilmiyoruz. 9 Aralık 1996 tarihli 32. gün programında bazı tanıklar Hiram Abbas'ın 1981 yılında Çatlı ile görüştüğünü söylemişlerdir ama elimizde net bir kanıt yok. Oral Çelik Susurlu Komisyonu'na verdiği ifadede kendileriyle teması Mete Kod isimli birinin kurduğunu söyler. Çatlı kabul eder bu görevi ancak bazı şartlar sunar. Sunduğu şartlar da yavaş yavaş yerine getirilir. Peki Çatlı ve ekibine böyle bir görev veren Türk devleti onlara silah, mühimmat ve maddi destek sağlamamış mıydı? Oral Çelik yine verilen miktarın çok az olduğunu, hiçbir şeye yetmediğini, bir de yol masraflarının karşılandığını söyler. Ancak bildiğimiz bir şey var ki Çatlı ve ekibi Avrupa'da maddi olarak zor durumdaydı ve bir çıkış yolu olarak uyuşturucu ticareti yapıyorlardı. Polis ve istihbarat peşindeydi. Bu arada ilginç bir detay verelim. Ünlü istihbaratçı Mehmet Eymür'ü bilirsiniz. Eymür Asala'yı Çatlı ekibinin bitirdiğine inanmaz. Soner Yalçın'ın Teşkilatın İki Silahşörü kitabına çok büyük eleştiriler getirerek orada anlatılanların kurgu olduğunu düşünür ve kendi web sitesinde adeta "Kurgu öyle olmaz böyle olur" diyerek Çatlı ile Türk istihbaratının Avrupa macerasını mini bir roman olarak yazar. Çatlı'nın kod adı da Ufuk'tu bu hikayede. Bu hikaye o kadar detaylı ve gerçekçidir ki sanki bizzat o olayları yaşayan birinin ağzından yazılmış gibidir. Acaba Çatlı'nın Asala faaliyetlerini Mehmet Eymür mü organize etmişti? Kendisi bu iddiayı zaman zaman reddetse de bir ifadesinde Çatlı Avrupa'da uyuşturucu ticareti yaptığı için irtibatı kestik demektedir.
Eymür'ün bu çelişkili ifadelerine hep şahit olacağız. Neticede devlet illegal bir isme illegal bir görev vererek derinliğini herkese göstermişti. Aradan yıllar geçti ve 1988 yılında Asala lideri Agop Agopyan'ın ölümüyle birlikte Asala ortadan kalktı. Ancak tartışma bitmedi. Asala'nın bitişine dair 3 teori var. 1. Asala'yı Çatlı ve ekibi bitirdi. Ülkücüler bu teoriye gönülden iman eder. Çatlı efsanesinin önemli bir parçasıdır onlar için. Oral Çelik de Asala'ya 28 eylem yaptıklarını ifade eder ama bunların neler olduğunu söylemez. Üstelik Asala'ya karşı yapılan ve gerçekten ses getiren Ermeni heykeline saldırı, Ara Toranyan'a ve Agop Agopyan'a düzenlenen suikastlerde Çatlı'nın eylemci olarak bulunması mümkün değil çünkü o tarihlerde Çatlı Fransa Lösante cezaevindeydi. Burası büyük bir muamma. 2. Asala'yı Hiram Abbas ve Alaaddin Çakıcı bitirdi. Eymür de Hiram Abbas ile olan samimi ilişkisi yüzünden bu iddiaya sahip çıkar ve Çatlı ekibinin Marsilya'da bir iki heykele bomba atmaktan başka bir şey yapamadığını, işleri eline yüzüne bulaştırdığını ve uyuşturucu işine girdiklerini iddia eder. Oysa Eymür'e göre Lübnan'da Hiram Abbas ve Alaaddin Çakıcı çok önemli suikastler yapmıştı Asala'ya. 3. Asala kendi kendini bitirdi. Örgüt kendi içinde güç mücadelesine girdi ve birbirlerini öldürdükleri için Asala bitti. Bu da olası bir ihtimal ancak net bilgi sahibi değiliz. Herkes olayı kendi cephesine yontuyor. Neticede devlet derin bir şekilde bu meseleye dahil oldu. Başarılı oldu ya da olmadı. Ama Türkiye yakın tarihine bu mevzu artık yazıldı ve derin devletin en önemli kanıtı olarak önümüzde duruyor. Ardından yaşanan bir olay Çatlı'nın hayatını değiştirdi. Çatlı 24 Ekim 1984 tarihinde üzerinde sahte pasaport ve uyuşturucu ile bir evde suçüstü yakalandı. Çatlı ve Çatlı efsanesine inananlar bunun bir komplo olduğunu, Türk devletinin kendilerini ihbar ederek tasfiye süreci başlattığını düşünüyor. Nitekim Oral Çelik de ifadelerinde bunu söyler. Yani Çatlı'ya göre birileri onu kullanmış ve bir kenara atmıştı. Çatlı, Fransa Lösante cezaevine konuldu. Oradan da İsviçre'nin Bostadel cezaevine nakledildi. Bir dönem kapanmış oldu. 80'ler derin devletin hareketli olduğu yıllardı. 90'lar ise susurluğun asıl başladığı nokta olacaktı. Bir sonraki bölümde Çatlı'nın Türkiye'ye dönüşünü ve kazaya kadar olan enteresan olaylar silsilesini işleyeceğiz. Susurluk belgeselimiz devam edecek. Takipte kalın.